Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli 16 yılda AK Parti çok büyük eserler koydu. Türkiye'de eser siyaseti yapan tek bir parti var ama en başta tabii vatandaşını düşünen, onun derdiyle dertlenen, ona hizmet götürmeye çalışan başta büyük liderimiz Recep Tayyip Erdoğan var dedi. 24 Haziran 2018 seçimlerinde vatandaştan vize aldıklarını söyledi. Bu vizenin 5 yıl boyunca ülkeyi AK Parti'nin yönetmesi olduğunu belirten Pakdemirli şöyle devam etti. Şimdi önümüzde yeni bir seçim var. Yerel seçimler ama yerel seçimlerdeki başarı veya başarısızlık genel seçimlerle ilgili istek ve talebi tetikleyecek durumda. Yani AK Parti sizin geçen seçimlerde vermiş olduğunuz oylardan daha az alacak olursa muhalefet de gelecek başınızda boza pişirecek. Diyecek ki hadi seçime gidelim. Bu millet seçimlerden bıktı, koalisyonlardan bıktı. Çok istikrarlı dediğimiz 16-17 yıllık dönemde bile 13 seçime gitmek mecburiyetinde kaldık. Referanduma gittik, parti kapatma davası çıktı. Cumhurbaşkanını seçtirmemeye çalıştılar. MİT olayları oldu. 17-25 yargı darbesi oldu, darbe girişimi oldu. Bunların hepsini düşündüğünüz zaman Türkiye'nin istikrara ihtiyacı var. Türkiye'de sürekli olarak birileri istikrarsızlaştırılmaya çalışıyor ve Türkiye sürekli olarak buna maruz bırakılmak isteniyor. Bu anlamda sizler de her zaman demokrasinin, AK Parti'nin yanında olduğunuz hepinize teşekkür ediyorum. Pakdemirli bu desteğin sürmesi gerektiğini anlattı. Günde 18 saat çalıştıklarını ve bundan erinmediklerini dile getiren Pakdemirli, "Bu hafta bir gün bile Ankara'da olmayacağım, sahadayım. Bundan son derecede memnuniyet duyuyorum. 81 ilin 81'ini de tamamlamak üzereyim. 8 ayda ama bir yandan da Ankara'da oturup sizlere hizmet edecek projeler yapmamız lazım. Yani kafamız dinç bir şekilde buranın projelerini yapacağız" ifadelerini kullandı. AK Parti'nin eser siyaseti yaptığını söyleyen Pakdemirli şöyle konuştu. "Her ile gidiyorum. Her ilde de şöyle yaptığımız yatırımları alt alta koyuyorum. Sayılamayacak kadar. Bazen yapmış olduğumuz yatırımları anlatırken, sayarken insanlar sıkılıyor, kaçıyor. Bazen de yarıda kesiyorum. Daha sayayım mı diyorum. Say demiyorlarsa tamam diyorum. Bu kadar yeter." 16 yılda AK Parti çok büyük eserler koydu. Türkiye'de eser siyaseti yapan tek bir parti var ama en başta tabii vatandaşını düşünen, onun derdiyle dertlenen, ona hizmet götürmeye çalışan başta büyük liderimiz Recep Tayyip Erdoğan var. Cumhuriyet Halk Partisi Atatürk'ün kurduğu parti değil artık. AK Parti'de herkese yer olduğunu vurgulayan Pakdemirli, kendisinin de parti kurulduğundan beri bu dava için çalıştığını aktardı. Bakan Pakdemirli şunları kaydetti. "Türkiye'de milletin egemenliğini şu anda adam gibi savunan bir AK Parti var. Onun dışında diğer bütün partiler, biz nasıl olur da bir oyun yapıp bu iktidarı ele geçiririz? Kimsenin derdi vatandaşa gidip proje üretip vatandaşın gönlünü alıp oyun almak değil. Herkes asker üzerinden, vesayet üzerinden ben nasıl yaparım bu işi? Hiç yan yana gelmeyecek dediğimiz partiler, sözde milliyetçi bir parti. Terör örgütlerine siyaset tünel kazan bir partiyle yan yana, beraber. Yani terör örgütleriyle beraber iş yapıyorlar. CHP de aynısı. Cumhuriyet Halk Partisi Atatürk'ün kurduğu parti değil artık. Bunu unutalım. CHP bugün terör örgütleriyle işbirliği yapan bir proje partisi haline gelmiştir. CHP'nin vatandaşın derdiyle dertlenen, vatandaşına hizmet etmeye çalışan bir parti olmadığını belirten Pakdemirli, "CHP bugün ne yazık ki terör örgütleriyle işbirliği yapan bir parti. Onun yanındaki adı İP olan parti de öyle. Yani ben diyorum ki CHP'nin ipiyle kuyuya inilmez" ifadesini kullandı. En önemli olan şey ne biliyor musunuz? Bu seçimlerde oyumuzu arttırmamız gerekiyor. Oyumuzu eğer arttırmazsak muhalefet gelecek. Başımızda boza pişirecek. Biz diyeceğiz ki ya biz 2023'e kadar vize aldık. Onlar da diyecekler yok oyun düştü gel seçime gidelim. Seçim güzel bir şey değil. Güzel bir şey ama 5 yılda bir olmalı. Bakın bu kadar istikrara rağmen sizin 16 yıldır desteğinize rağmen 13 defa seçime gitmişiz. Artık 2023'e kadar bizim seçime gitmememiz gerekiyor. Bu hafta 5. günüm. Yani pazartesinden itibaren 5. günüm. Daha bakanlığa uğramadım. Ama bakanlığa da uğramamız lazım. Bu seçimleri bitirmemiz lazım. Sizin de öyle. Esnafın, kasabın, manavın, iş adamının, bankacının,
telefoncunun, herkesin bir seçimle ilgili beklentisi veya yapmak istediğini ötelediği bir şey var. Bizim de, siz de bizlere bu vizeyi verdiniz. Bizim de gidip Ankara'da sizler namına çalışmamız lazım. Olabildiğince az seçim ve sizlere hizmet. Sağ olun, Türkiye artık koalisyonlara mahkum değil. Bundan sonra koalisyon yok. Başkanlık sistemini getirdiniz. Siz gerçekten millet olarak bu iktidara, demokrasiye, genç demokrasimize her türlü desteği verdiniz. Bundan sonrası artık bizim işimiz. Bundan sonra size daha iyi hizmet getirmek bizim işimiz. AK Parti'nin yaptığı işleri burada saymayacağım. Saymaya kalksam bu sevgi yolunun sonuna kadar gitsek gelsek anlatamayız. Ama bundan sonra yapacaklarımız bundan daha iyi olacak. Bundan emin olabilirsiniz. Çünkü inşallah bu istikrar bozulmadığı sürece yürüyeceğiz. Yani o yüzden bu seçim, yerel seçimler iki ana eksen üzerinden gidiyor. Birincisi hizmetin devamı, iktidarın devamlılığı ve sürekliliğini sağlamak. İkincisi de yerel seçimlerde AK Parti belediyeciliğinin devamını sağlamak. Bu açıdan seçimler son derece önemli. Peki Kütahya son 17 yılda bizim Tarım Orman Bakanlığı olarak ne yapmışız? Çok kısa, çok rakamlara boğmadan birkaç tane rakam vereyim size. Tam 913 milyon lira hibe vermişiz. Tarım ve hayvancılık alanında. Tarımsal hasılası 3 misli artmış Kütahya'nın, 1.8 milyar lira. Ama biraz evvel Muğla'dan geldim. Oranın tarımsal hasılası 3 milyar. Bizim kabul ediyorum Kütahya biraz sulama işlerinde geri kalmış. İnşallah. Ben de Ege'nin bir evladı, üretici ve çiftçi bir kardeşiniz olarak Kütahya'ya özel ihtimam göstereceğim ve sulama projelerine mutlaka hız kazandıracağım. İhracatımız 4,5 milyon dolara çıkmış. Genç çiftçi projelerine 20 milyon lira, İPART projelerine 60 milyon lira destek vermişiz. Kırsal kalkınma hibeleri 40 milyon lira, mera ıslahı 55 bin dekar, büyükbaş hayvan adedimiz 200 bin başa gelmiş, küçükbaş hayvan adedimiz 500 bin başta. Süt üretimimizde 2,5 misli artmış, 280 bin tona gelmiş. Karnemiz güzel ama bu karne çok daha iyi olabilir. Birlikte, beraber ve daha çok çalışarak biz destek olacağız. Başarı ve gayret inşallah sizden. Orman ve su alanlarında 2 milyar lira yatırım yaptık. İçme suyu 15 milyon metreküp. 14 tane baraj, 6 tane gölet, 105 bin dekar alan sulama, dere ıslahı 95 adet, fidan dikimi 113 milyon tane, şehir ormanı 2 tane, bal ormanı 16, mesire yeri 12 adet, başkomutanlık tarihi milli parkı. Bu milli parkı da günlük sizlerin vakit geçirebileceği bir mekan haline getireceğiz. Çoluk çocuğunuza gidip gün boyu orada vakit geçirebileceksiniz. Oradaki tesisleri de inşallah yeniliyor olacağız. 52 milyon lira Orkuyu kredi ve hibeleri vermişiz ve 25 adet meteoroloji istasyonu yapmışız. Şimdi tarım alanında da tabii beklentiler yüksek. Tarımın da sıkıntılarını biliyoruz. Bu ekonomi terörü bizim maliyetlerimizi arttırdı. Gübreyi de biliyoruz, ilacı da biliyoruz, yemi de biliyoruz. İster istemez fiyatlar arttı. Ama şunu da unutmayın, buğdayı da bu sene daha pahalıya alacağız, arpayı da daha pahalıya alacağız. Ondan sonra buradaki buğday ve arpadaki desteklerinizi 5 kuruştan 10 kuruşa çıkardık. Ya Sayın Bakanım 5 kuruş 10 kuruş ne fark edecek diyorsun ama inanın 5 kuruştan 10 kuruşa çıkarmanın bedeli devlete tam 750 milyon lira. Cebimizde olan parayı son kuruşuna kadar üreticimiz, köylümüz, çiftçimiz için harcamaya hazırız. Çünkü benim köylüm, çiftçim, üreticim bizim başımızın tacı. Sizle ilgili hangi konuda Cumhurbaşkanımıza, üreticimizle ilgili gitsek
köylümüz başımızın tacı, ne gerekiyorsa yapın talimatı veriyor. Biz de oradan bulup buradan bulup sizlere bir nebze de olsa rahatlatmaya çalışıyoruz. Desteklerimizi aldık mı? Evet. Destekleri, bakın Ocak'ta ödediğimiz destekler 2 katrilyon lira. Şubat'ta ödediğimiz destekler 3 katrilyon liraya geçiyor. Mart ayında da 3.7 katrilyon lira destek ödeyeceğiz. Bunlara inanın, çiftçimiz, üreticimiz, köylümüz adına bütçe imkanlarını zorlayarak yapıyoruz. Ama üreticimiz bunu hak ediyor. İnşallah 2019 çiftçimiz, üreticimiz için çok daha bereketli, çok daha iyi bir yıl olacak. Geçenlerde de Enerji Bakanımız müjdesini verdi. Bundan sonra çiftçimiz elektriğini %12 daha ucuza kullanacak. 31 Aralık 2018 tarihi itibariyle Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine borcu olup da borcunu ödeyememiş, temerrüde düşmüş arkadaşlarımız, kardeşlerimiz de %10'la bu borçlarını yenileyebilecekler, yapılandırabilecekler. Besicilerimize bildiğiniz gibi Toprak Mahsulleri Ofisi'nden ucuz maliyetli arpa veriyorduk. Bunu da şimdi vadeli vermeye başladık. 2 ay vadeli vereceğiz. Bizim faaliyet alanımızdaki ürünleri, biraz önce de söylediğim gibi buğdayı, arpayı mutlaka daha pahalıya satın alıyor olacağız. Eğer yeminizi tarım kredi kooperatiflerinden alırsanız bunu da hasat tarihinde kurbanda ödeyeceksiniz, kurban vadeli. Tarsim sigortanızı gene tarım kredi kooperatiflerinden yaparsanız bunu da hasat tarihinde ödeyeceksiniz. 90 gün vadeli faizsiz motorunda gene tarım kredi kooperatiflerinden. Şimdi heybemizde Kütahya özenliler var. Bir bakalım. Kütahya'nın da içinde olduğu 42 ilimize 1,5 milyar liralık İPART Kırsal Kalkınma İBA paketini açıklamıştık. Bu İBA paketiyle iki ana grupta destek sağlayacağız. Birinci grupta hayvancılık, ikinci grupta işleme ve pazarlama yatırımları. Sektöre göre değişmekle birlikte hibeler %40 ila 70 arasında değişiyor. %70 hibe, baba oğula vermiyor %70 hibeyi. İnşallah Kütahya'nın da ben buradan 10 milyon euro faydalanmasını bekliyorum. Kütahya'da uzun zamandır tarıma dayalı ihtisas jeotermal sera organize bölgesini bekliyordunuz değil mi? Simav ilçemizde 1 milyon metrekare alanda tarıma dayalı ihtisas jeotermal ısıtmalı sera organize sanayi bölgesi kuracağız. Hayırlı uğurlu olsun. Bu bölgemizde her biri 25 dekar olan ileri teknolojik seralar kurulacak ve her bir seradan da 800 ton ürün alacağız. Burada bir yılda 24 milyon kilogram domates üreteceğiz. Böylelikle 1200 vatandaşımız da iş ve aş sahibi olmuş olacak. Ovalarımızı biliyorsunuz Büyük Ova Kanunu'yla koruyoruz. Sit ova sayımızı arttırıyoruz ve tarım ve hayvancılık yapılan ovalarımızı koruma altına almak için sit alanı olarak ilan ediyoruz. Halen 258 olan ovamızı da 300'e çıkartıyor olacağız. Pancarla ilgili beklentiniz var biliyorum. Bir defa şeker ekilen arazileri Kütahya'da arttıracağız. Ve kotayı da buna uygun hale getirip kotaları da maksimum üreticimizi memnun edecek hale getireceğiz. Sayın Bakanım, kotalar çok az, yükseltirsek iyi olur. İşte yükselteceğiz diyorum ya. Yükselteceğiz diyorum ya. Yükselteceğiz kotaları. Tavşanlı ilçemize menba suyu kalitesinde içme suyu getiriyoruz. Artık benim Tavşanlı'da hemşehrilerimin evinden kaliteli su akacak. Kütahya'ya ve Tavşanlı'ya hayırlı uğurlu olsun. Simav, Karacahisar, Öreyler ve Kalkan göletleri planlama yapımını, Simav Barajı proje yapımını,
Domaniç, Domur ve Yeşilgöl Göleti ve Sulaması Proje Yapımına, Gediz, Kayacık Göleti ve Sulaması Proje Yapımına, Merkez, Yanıkhisar Göleti ve Sulaması Proje Yapımına, Simal, Dağ Ardı ve Kızılcık Göleti ve Sulaması Proje Yapımını bu yıl tamamlıyoruz. Simal, Naşa ve Çitgöl Termal Tesisleri, Şaphane, Karakür Köyü ve Güney Köyü Taşkın Koruma İnşaatına, Yemiş Göleti ve Sulamasına, Emet Göleti inşaatını bu yıl tamamlıyoruz. Ormanla ilgili de Kütahya'ya ait nelerimiz var heybemizde? 55 bin dekar arazide çalışma yaparak 5 milyon fidan dikeceğiz. 2,5 milyon fidan üreteceğiz. İki bal ormanı Aslanapa ve Simav ilçelerinde tesis edeceğiz. Hisarlık ilçesinde Esire Mesir yerini tesis edeceğiz. Orman köylerinde yaşayan 160 aileye 2.8 milyon lira Orköy kredi ve hibe desteği sağlayacağız. 2019 yılında, bakın bu çok önemli bir müjde, 26 köyde 800 dekar alanda 27 bin adet badem, ceviz, fıstık çamı, zerdali, kuşburnu, alıç, kızılcık, dut gibi fidanlar dikerek 3 yıl süreyle biz bakacağız. Ücretsiz 49 yıllara size vereceğiz. Ücretsiz olarak köylümüze bunları tahsis edeceğiz.